Vezir-i Azam Hazretleri. Ahmet Çelebi. Seni batakhanede günahkar bir hatunun koynunda yakalamışlar. Öyle mi? Sen ki Rumeli kazaskeri Ebu Suud Efendi gibi bir alimin evladısın. Ne işin var senin batakhanelerde? Şeytan uydum Paşa Hazretleri. Söz veriyorum bir daha olmayacak. Vallahi biz seni namazında, niyazında iyi bir Müslüman olarak bilirdik. Vaka, senden hala müderris de yok payitahta. Tövbe estağfurullah. Allah ıslah etsin, ne diyeyim? Baban duyunca ne çok üzülecektir. Gel. Paşa Hazretlerim, Ebu Suud Efendi geldiler. Alın içeri. Paşam. Gel Ebu Suud Efendi, gel. Gel de oğlunun düştüğü halleri gör. Verilmiş sadakası varmış ki... Evvela bana haber verdiler. Paşam, size ne kadar teşekkür etsem az. Allah bana hep en güzel şeyleri nasip etti. Lakin sanıyorum ki şımarmamam için bu hayırsız evladı başıma verdi. Takdir işte. Çekeceğiz cezamızı. Sen gönlünü ferah tut Hoca Çelebi. Biz seni biliriz. Gençtir, hataları olacak elbet. Vaka pişman olmuş. Tövbe edip başınızı bir kez daha öne eğdirmeyecektir inşallah. İnşallah paşam, inşallah. İnşallah. Lakin tövbe etmesi suçunu affettirmez. 100 sopa atılması lazım. Kanunlar karşısında benim oğlum da olsa hak ettiği cezadan kaçamaz. Ahmet! Oğlum ne oldu sana? Vezir-i Azam affetti. Babamsa cezası 100 sopa dedi. Ayaklarım tutmuyor. Ah efendi. İnsan evladına nasıl yapar bunu? Evlatmış. Kanunlar ne emrediyorsa o yapıldı hatun. Benim evladım diye imtiyazı olamaz. Ayırım yaparsam eğer kıyamet günü Cenab-ı Hakk'ın huzuruna nasıl çıkarım ben ha? Ben seninle ne yapacağım ha? Ne yapacağım? Bursa'ya gönderdim seni. Nefsini körletmen için ne lazımsa yapıldı. Sonra döndün, baba ben tövbe ettim dedin. Kabahat bende ki sana itimat ettim. Bir müddettir vukuatın yoktu, seviniyorduk. Meğer gizli gizli edeceğini ediyormuşsun ha? Sözüm söz baba. Geldiğimden beri vallahi ilk kez gittim. Sen benimle alay mı ediyorsun ha? Yapma efendi. Gözünü seveyim bu kadar kâfi. Hele bir sabah olsun. Gündüz gözüyle konuşursunuz. Gündüzü mü kaldı artık hatun? Gündüzü mü kaldı bu işin ha? Lütfü Paşa'ya mahcup etti beni. Yerin dibine girdim. Uçkuru çözük herif. Yıkıl karşımdan hadi. Yıkıl. Bu son hatun. Bu son. Bundan sonraki ilk vukuatında kalebent olarak adalara sürgün edeceğim. Ne hali varsa görsün, beter olsun inşallah. Ağzından yel alsın efendi.
evlada bela okunur mu hiç? Evlat diyor, hala evlat diyor. Ya Resulallah, ya Rabbi.